Merhabalar yeniden. Hadi galiba seferine kaldığımız yerden devam. En son şurada küçük bir savaşa girmiştik Asur'la beraber. Şuradaki yerleşim yerini ele geçirmiştik. Her ele geçirdiğim yer nedense kırılıyor. Herhalde öyle bir mekaniği var. Orada yapılmamış bir kaynak binası, özel bir bina. Yok, tamam. Bunlar bu şekilde kalabilir. İş gücü artırsın. Tamamdır. O biraz daha bekliyorcuk. Bekliyordu. Tamamdır. Sen marş vazifesindesin. Bu orada 19 kişilik bir kişi daha alıp 20'lemek isterim ama yani yerel birimde kullanmak istemiyorum. Belki param olduğunda bunlardan alırım ya da ana yerleşimde bir şey yapma fırsatım olursa oradan yaparım. Bu arada burada bir askeri binam var. Bu askeri bina sayesinde bokçuları basabiliyorum. Tamam. Okey. Burada bir dikili taş yapma imkanım var ama şimdilik bu şekilde kalsın. Şuradaki slotu bir şey için kullanmam gerekiyor mu diye bakıyorum. Yani bir şey fena olmaz tabi. Ama dur, şuna bekliyordum. Önümüzdeki tur bir tane daha boşta duran iş gücüm olacak. Yeterince kaynağımda olacağını tahmin ediyorum. Tamamdır. Ona bakmıştım zaten. Bu tur bakmıştım. Turları karıştırdım. Ben şimdi yerlerini yükseltmeye baktım. Bu tarafa şunu yapabilirim ama. Tamam. Dur, pardon. Yapma. Taşa ihtiyacım olacak. İnşaat tamam. Diplomasi diye bir şey var mı? History will remember me. Bir şey yok. Hanedanlık artık bir eşimiz var. Sevgili eşimiz. Umarım bize bir hayırlı evlat ihsan eder. Haneden ağacında. Okay. O zaman var mı başka yapmadığım bir şey? Yok. Ya arkadaş, gıcık ya. Yani bir tane bir yere para ayırarak bir tane şey yapmıştım, karakol yapmıştım. Şuradan 20 kişi koordine geldi, yıktı gitti. Benim öngörüsüzlüğüm ya. Bunlara savaş açacağımı, sonra da buraya yaptığım karakolları onların yıkacağını öngörmem gerekirdi aslında. Neyse, bu arada bu yeni aldığım eyalette şöyle bir karakol zaten yapılı geldi. Oraya bir uğrayalım. Hareket menzilimizi %30 arttıralım bu sayede. Burada bir karakol yapmadım. Şunlara doğru ilerleyelim o zaman. Onların topraklarında durmaktansa kendi toprağımda durup biraz daha tazelenmeyi tercih ederim. Hatta pusuya yatmak mantıklı göründü ya. Evet, pusuya yatayım ben. İhtimalin ne olduğu fark etmez. 20 kişilik orduyla buraya ulaşabilecek durumunda mıdır onu da bir düşünmedim değil de. Direkt saldıramaz zaten. Kuşatması gerekir duvarlı yerleşke olduğu için. Öyle bir senaryonunda çok bir mahsuru yok. Ya şey mi yapsam? Sen evet şuraya kadar gel. Ama yok. Bir dakika. Öyle yapmayayım. Burası duvarlı... duvarlı yerleşke değil. Tamam. Böyle yapayım o zaman. Şey diye düşündüm. Duvarlı yerleşke ise içerideki orduyu dışarı çekmek için illa pusuya çekmem gerekir. O yüzden bir an önce o denemelere başlayacaktım ama direkt saldırabilirim. Gerekirse. O yüzden bir kişilik bir ordu... Aslında kişi orduyu 20'liyim. 2, 4, 6, 8... 2, 4, 6, 8, 9... Okay. Bir tane daha yakın dövüş piyadesine ihtiyacım var. Hatta aslında şu asır milislerinden kurtulmak, en azından ikinci seviyeye çıkarmak mantıklı. O yüzden sen sevgili dostum. Şundan 3 tane bas. Ardından buradakileri şu ikisini de lave ederek, o ikisini de vererek mis gibi unified bir ordum olur. Uniform bir ordum olur. Saray eylemi. Burayı ele geçiremiyorum. Asura vereyim ya. Kankitom zaten onlar benim. Ya bakalım hayırlı olsun. Bir saray eylemim hala var. Sevgili Babil Kralı. Sana karşı. İtibar Sars %4. %54 var burada. 54 fena değilmiş aslında. Tamam, bir şantaj yapayım. %54 ihtimalle. Başarılı olacak ve başarı ihtimalini de arttırma imkanım olacaktır. Tamamdır. Yerleşim yeri yükseltmesi var mı? Var. Güzel. Şu üçüncü seviyeye bir an önce başlayalım o zaman. Başka da bir şey yapamam zaten. Diplomasiye bakmadan geçmeyeyim.
Umarım Asunluları bir gün konferansına katma imkanım olur ya. Aramı o kadar iyi tutuyorum. Şu an alakaları bile yok konuyla ama tabii ki çok daha fazla güçlenmem lazım oyuna. Daha güçlü başlıyor onlar. Okey, yeni maksat. 8 birim idare ettir. Yerli mezopot, yerli birim basmıyorum. 6. kademi birim. O biraz zormuş ya. Tunç yönetmeyi adınmış bir bölge. Ya işte hep şu seçenek karşıma çıktığı zaman bir küçültüp bakmak istiyorum ama çok bir oyunun gıcık taraflarından bir tanesi. Yani Tunç üreten bir belge, bölge var mı etrafımda? Ona göre bunu seçmek isterim mesela. Ama 6. kademe zaten çok zor olduğu için ben yine bunu seçeyim ya. Herhalde vardır diyelim. Orası taş üretiyormuş mesela. Şu Asurluların orayı fethetmeyeceğim. Şurada bir Tunç yeri varmış. Bunlar nasıl bir fraksiyon? Pardon. İki yerleşim yeri. Okey. Şu anki savaşı bitirdikten sonra onlar güzel bir hedef olabilir benim için. Ay pardon. Okey, şunu onladık. Onladığımız için korumalara hücum özelliği vermiş. Güzel. Ha bir, dur, bir tane daha şey açılmış. Atanmış, ünvan açılmış. Hareket kabiliyeti yetiştirmemesi. Okey, sen de fazla yetiştirme yapmayacağız galiba. Diğerleriyle yapacağız. O yüzden hareket kabiliyetini arttıralım. Hem de güç olarak bariz bir şekilde daha güçlüyüm. Yani 20 kişilik bir ordusu vardı ama belli ki dandik bir ordu. Sadece 8 kişilik garnizonun ne kadar güçlü ona bakmam lazım. Kendi karakoldan geliyor. Onu göremiyorum. Direkt saldırabiliyorum. Bence direkt saldırmalıyım ya. Şehrin dışında olma ihtimaline de bir bakayım. Evet, şehirde değilmiş. Demek ki Avsura saldırıya gitmiş. Okey. Okey. Kolay bir savaş beni bekliyor o zaman. Orada. Sen çevrede. Sen de marş vaziyetine girerek şu değiş tokuşu bir gerçekleştir. Tık tık tık. Siz ikiniz gidiyorsunuz. This is our destination. I take care of problems. Okay. Submit to me. Bir saniye. Düşük kayıp alıyorum da atlar biraz hasar alıyor. Diğer orada ne olup bittiğini görebiliyor muyum? Tamam ya, alacağım ben bu otosunu. Veya... Ya zor bir savaş değil. Şunu bir yapayım ben. Çünkü diğer herifle gireceğim savaşta atlara ihtiyacım olabilir. Yani direkt ben yapar mıyım, otomatik sonuç verir mi bilmiyorum ama yine de atlarımın güçlü kalmasını tercih ederim. Şu an zaten biraz sarılar. Gereksiz daha fazla hasar almasınlar istedim. Zaten çok hızlı ve kolay olacak bir savaş. Okçular şuraya diziliniz efendim. Yakın dövüş yerleri. Onların arkasına diziliniz. Ninurta sen burada, atlı da kenarda beklesin. Okey, başlayınız. Direkt şuradan içerisini oklaya oklaya. Zaten çok fazla birimleri yok. Rahatlıkla alırız. Bir yağmur gelecek şimdi. O üstüne mi gelmeye karar veriyor? Bekleriz efendim. Yakında bir fiyatlarını arkada tuttuğum için. Öncelikle şunu bir halletmek iyi olur. Odaklı atış yapayım da. Siz de şunu ateş edin. Tabii şu koruma modunu da açayım da saçma sapan kovalamasınlar. Tamam, onların işi bittiğine göre şuna saldır şimdi. Kaçlar bayağı bir hasar aldı okçu atışlarından dolayı ama neyse ki fazla okçuları kalmadı.
üstüme geliyorlar bayağı bir. Yakın dövüş fiyatlarını ön tarafını ön tarafa çıkarmam gerekecek mi? Galiba gerekecek. Çıkın abi. Siz de geriye basın. Komutanları da öldü zaten orada bir tane. Okçular niye ateş edemiyorsunuz onlara ya? Oh, güzel yağdırdık. Karşıda dikildiler öyle hiçbir şey yapmadılar. Destek birlikleri de vardı say. Şu sağ taraftan garip bir saldırı düzenlemekte. Ha bitti savaş ama. Okay. Ama gerek yok. İşgal ettiğimiz. Boş ona rağmen hasar veriyor. Değil mi? Aa, bu sefer hasar vermeden aldık. Enteresan. Bir mukaddes toprak ele geçirildi. Tunç üretmeye üreten bir yer değildi maalesef. Bu kardeşimizin umarım bize saldırır. Ne diyeyim? Experience olur. Şu iki birime ihtiyacım yok bence ama yani kalsın ya, bir zararı da yok. Çok küçük bir bakım masrafı var sonuçta. Seni birim basmakta kullanmayacağım galiba ama mezli piyaden de yok zaten. Tamam, bu şekilde takılabilirsin. Şöyle bakayım, Asurlular. Tamam, bütün bu tarafım Asur'la çevrili. Şu an başka kimseyle savaş halinde misin? Yok, sadece Karya'da savaş halinde. Okey, o tarafım güvende o zaman. Yani elbette oraları da alıp mukaddes Mezopotamya toprağı, oraları da ele geçirmek isterdim ama ve lakin gerek yok. Şuralarda mukaddes Mezopotamya toprağı. Siz kimsiniz şimdi tam olarak? Bunların da iki yerleşim yeri var. Birazcık da güçlüler. I fight for Hati. Ama ben naraları kötü değil. Kuzeyden bir saldırı başlatırlarsa başkentime ulaşana kadar biraz zaman geçer. Yukarıdaki şehirlerimi almaları uzun sürer. Ben yine de güneye inme planlarımı devam ettireyim. Şuradaki tunç yerini alayım da maksadımı da yerine getirmiş olayım bu sayede. Tabii önce şunun icabına bakmak gerekecek. Buradaki odun binasını 350 istiyor ama 350 biraz fazla değil mi kardeş ya? Yani aldım eyalete bir bakayım. Duvara. Burada yerli ihtimamı. Yerli birim kullanmıyorum dediğim gibi. Enteresan bir şey var mı? Enteresan bir şey varmış aslında. Taş üretimini arttıran bina falan var. Yapılabilir. Şimdi geliştirmeye başla istersen o yüzden. Burayı da mı geliştirebiliyorsun? Tamam, yap. Hadi şurayı da yapalım ya. Şunu seviyeye çıkarmak için taş biriktirmiştim ama şu anki bu taşları ikinci seviyeye bunları çıkarmak için kullanmak mantıksız değil. Saray elemi olarak bir kumpasım var. Bu şantaj yapmayı 30 saygınlık gerekiyor bunun için. Tamam, dedikodu yayalım. Birazcık saygınlık elde edelim. Bir kere daha yaparsam ertesi tur şantaj yapma ihtimalini yükseltebilirim. Yakın isyan mı? Bak, bu gözümden kaçtı benim. Şimdi bir yıkma zamanı. Önümüzdeki tur oraya bir garnizon binası yapmaya başlatayım. Gerekirse anında inşaat özelliğini de kullanırım. Bir garnizon binası artı bir de buradan gelecek garnizon. İsyancılar için yeterli olur herhalde. Vergilendirmeyi kapatmak istemiyorum. Ama sadece gelecek tur fetih diyor ya. Bir turluğuna kapatırsam dayanırız. Bir turluğuna kapatıyorum. Tunç işini de biriyle konuşayım ya. Var mı abi tunç olan? Temel. Ya dostum, senin de seninle onu almak isterim ya.
Onunla anlaşma yapmayayım boşuna. Ayrıca Mari'de şu yarış verelim yine klasik. Beyoncé'ye bakmış mıydım? Galiba bakmamıştım. Bir şey de yok zaten. Okay, direkt saldırıyor musun? Direkt saldırıyor. Oto sonuç ne diyor buna? Gayet güzel bir sonuç veriyor. Aldım gitti. Ha, ölmedi ama. İkmal mi alayım? İkmal alayım. Nedir? Kumpası ifşa olmuş. Kumpası iptal edersem 60 Babi Kralı'yı 60 saygınlık mı? Saygınlık olarak mı geçiyor? 60 ondan kazanıyorum ki zaten bu kumpası da saygınlık kazanmak için yapıyordum. Ekstradan 100 altın kazanmak olur. Amacımı yerine getirmiş oldum. Şimdi saray eylemi olarak 80 şey var. Saygınlığım var bununla. Bununla suikast mı düzenlesem ya? Meşrutiyet çalmak. Dur, meşrutiyet durumuna o da açıldı. Ona da bir bakalım. Şu an meşrutiyetim 137. Taht talibi olabilecek kadar meşrutiyeti olan yok ama Babil nispeten yakın. Ondan meşrutiyet çalmak iyi olabilir. Bu arada 150 meşrutiyete çok kalmamış. Şuradan bir iki tane özellik seçeceğim. O özellikler çok işe yarıyor malum. Evrenin krallığı olmanın faydalarını görelim birazcık. Kadim miras. Heh, şunu bir seçelim. Hammurabi kanun koyan Hammurabi kadim mirasını Babil'le oynarken seçmiştim malum. Onların savunma mantalitesine daha uygun bir kadim miras. Büyük Sargon ise tam tersi, direkt saldırganlığa yönelik bir kadim miras. İki tane maksat sahibi oluyoruz bir tane yerine. Ve maksatlar tamamladıkça büyük maksatlara erişim kazanıyoruz. Gösterelim şimdi. Çünkü maksatları tamamlamak zordur ama daha büyük ödüller sağlıyorlar. Onun dışında çeşitli, yani yine az sonra göstereceğim üzere maksat, farklı arketiplerde maksatlar tamamlayabiliyoruz ve onlardan bonus kazanıyoruz ve kraliyet kartları atayabiliyoruz. Şunu mirası seçeyim. Yes. Büyük Sargon böyle. Şimdi bir tane maksadımız burada var. İkinci bir maksat seçebiliyoruz buradan. Ya, keşke basmadan önce diğer şeyleri gösterseydim. Altın üreten bina inşa et. Yerli Mezopotamya. Gıda üretmeye. Aşağıda alacağım şey gıda mıydı? Umarım öyledir. Ama 300 altın. Ama altın üreten bir şey var mı? Altın üreten binamı yıkıp tekrar baştan yapabilirim. Ama 300 altını çok çok büyük bir rakam değil. Ben şuna gideyim ya. Onayla. Evet, şu an iki tane maksadımız var. Bu iki maksat Fatih arketipinden mesela. Fatih arketipinden bir katip koyarsak buraya, ki yokmuş seçenekler arasında maalesef. Bir tur beklersem değişiyor mu acaba? Ha, şuradan yenileyebilirmişim. Yenileyeceğim. 50 altın, tamam. Bir tane daha. Heh, bir tane şey çıktı. Fatih çıktı. Onu seçtim. Tam olarak nasıl çalıştığını tam bilmiyorum ama bu katip işteyken eğer, ha, bu katip işteyken bu tip maksatların gelme ihtimali artıyor. Bu maksatları yerine getirdikçe o katiple ilgili bir şey olmuyor. Tamam. 100 altını biraz boşuna harcamış gibi oldum o zaman ama. Okey, katiplik arşivleri. Şu an arşivde bakacak bir şey. Yani bu maksatları yaptıkça da şurada büyük masraf, maksat açılacak. İlk hedef şunları bir yapmak. Tunç üretmeye adanmış bir bölge fethetmek ve gıda. Aa, burası gıdaymış. Tamam. Direkt şunları fethetmektir amacım. Pardon, bu benim ya. Heh, tamam. Gıda ve tunç. Yine aynı şekilde, değişen bir şey yok. Okey. Öncelikle şu arkadaşı bir harcayalım şuradan. Calm and steady. Soldiers, stand ready. Beklenmedik bir ölüm mölüm yok değil mi? Tamam. Bu fraksiyon da yok edilmiş olsa gerek. Değil mi? Fraksiyon yok edildi. Güzel. Kare yok edildi. Bir sonraki hedef. Ne, sizin adınız? Tamam. Deneyeceğim. Nikarkusu
Nikarkuğusu. 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 Çok zor değilmiş ya. Nikarkuğusu'ya da dalacağız bir dahaki sefere. Şimdi sen o zaman oraya doğru yaklaş. Ordun zaten yeterince sağlıklı. Şuraya falan gelsem önümüzdeki tur direkt Karanlı'ya dalarım herhalde. Bunların diğer şehri maalesef fraksiyon başkenti. Aman eyalet başkenti. Ve güçleri de benle denk. Bu biraz daha zor bir savaş olabilir bu arada. Şeyden çekiniyorum bu arada. Şurada küçük bir tek yerleşim yerli fraksiyon vardı ya. Evar onları ele geçirdi. Onlar güçlü bir durumda. Her ne kadar aranda şu an bir anlaşma olsa da. Ve anlaşma olsa da bir saldırma ihtimalleri var bana tabii ki. Ki şu an herhangi bir düşmanları yok. Umarım yapmaz öyle bir şey. Boşu boşuna kuzeye yönelmek istemiyorum şimdi. Ninurtacığım sen şunu bir 11'le o zaman. Şunu elde etmiş oldum. Tüm birimlere artı 5 zırh. Şu iki özellik de çok güzel ama. Artı 5 zırh yani bunları mesela 10'dan 15'e çıkarmak tabii ki güzel olur da. Yani çok öncelik vermeyeceğim ona. Sen sevgili dostum. Şuraya kadar gel o bonusu bir tekrar al. Ardından şuraya doğru bir yaklaş sen. Senin oraya gitme fırsatın olmayacak belli ki. Sen aşağıdan gitmeye devam et. Şöyle gel bakalım sen de. Bir terslik olmazsa. Orada umarım burada kalır. Buradayken alması çok daha zor olur o orduyu malum. Ama buradayken alırım ya. Okey. Güzel. Buradaki odun binası kalsın. Şuradaki boşluğa... şunu yapayım demiştim değil mi? 200 taş buna harcanır ya. Biraz lütfumu artırmaya başlasam iyi olur. Ninurta'yı adamak istiyorum çünkü. Altın binası yapabilecekmişim ama. Neyse şu an seçtiğim maksat da kötü değil. Gıdaya da ihtiyacım var sonuçta. Şu altın binasını bekletmeden yap istersen sen. Ve bir dur. Şart iptal et. Önceliği garnizon binasına vereyim. Burada... Yine de isyan çıkacak. Bunu da açayım o zaman. Elimdeki altın burayı anında inşa etmeye yetmeyecek. Peki buranın garnizonu o isyana karşı koruyabilir mi orayı? Şunların üstüne gitmeden önce galiba Maria'ya gidip o isyanı bastırmak daha iyi olacak. Ki zaten Maria'dan buraya direkt bir turda gelinebilir. Sadece bir tur belki iki tur kaybederim. Çok da vakit kaybetmem. Maksatlarımın zaten daha 9-10 turu var. Çok acelesi yok. Sadece işte şu an yapay zeka kimseyle savaş halinde değil lan bu. Ben buna bir savaş açayım diyebilir bir yerlerden. Kötü senaryo olur. Saray eylemini kullanmadım mı? Kurpasım yok. Senden ne isteyeyim biliyor musun? Meşrutiyet mi alayım bundan? Meşrutiyetini azaltmak mantıklı olur ama... Öldürmek de mantıklı olur. Seçkin savaşçı isteyebilirim. Dini karakol inşaat maliyetini azaltabilirim. Bunlar güzel şeyler hep tabii. Ama yani taht talibi olmasını engellersem daha faydalı olur benim için. Ve suikast düzenlersem taht talibi olmasını engellerim. Meşrutiyet çalmak da kötü değil. Şunu yapayım ya. Suikasti daha sonra denerim. Bakın isyan biliyorum. İnşaat. Önceliği altın binasına vermeyi tercih ederim. Taşın biraz biriksin de. Ama şu ikinci seviyeye çıkabilir. Basamadım ya. Tamamdır. Kimse savaş açmadı çok şükür. Şurada bir isyan çıktı. O isyanı... Okey. Direkt Maria'ya gidelim. En yakın oradan mı gidiyorsun? Şuradan bir denize in önce de. Topraklarına bastık ama kızsınlar istedikleri kadar. Direkt ulaşabiliyoruz. Süper. Direkt bastır ya.
Tamamdır. Sadece bir tur kaybetmiş oldum böyle değişkancılar için. Bunlardan moral de alayım. Güzel. İki turluğuna ekstra moral olsun. Ayrıca şuraya bir marş vaziyetine girip Mari'de dur. Birazcık da tazelen. Sen ise madem birazcık zamanımız var önümüzdeki tura kadar şuraya bir uğrayabilirsin en azından. Senin de sefer hareket mevzinin artsın. Yakın şuradan gidiyorsan şuraya doğru git. Okey. Ordu umarım dediğim gibi orada kalmayı sürdürür. Önümüzdeki tur oraya dalarım direkt ben. Okay, Mari'yi 3. seviyeye çıkarabilirim. Öyle mi yapayım? Öyle yapayım. Yok. Öncelikle kaynak binalarını yükseltelim. Tunç işini bir çözmemiz lazım. Umarım çok geç kalmam burayı almak konusunda. Tekrar bir sorayım. Tunç'u olan var mı diye. Tunç'u olan yok. Bunların bile yok artık. Okey. Gıda arttırdık bu arada. Gıda durumumuz ne? -600'deyiz. Makul. Makul bir eksiklik. Buradan nereye gidebiliyoruz? İş gücü maliyeti çok önemli değil. Şuraya gidebiliyoruz. Daha fazla gıda. Sadece 4 tur diyor bir de. Ama Nil kıyısı mı? Yok. Fırat ve Cide de diyor. Tamam. Rafa esnasında şu an %5 arttıracak ama buhran ve çöküşte olacaktır. %5 ikmale gitmek tabii ki güzel. Ama şu gıda işini bir çözelim biz. Saray eylemi. Şu kumpasın ihtimalini bir arttıralım. %54. Büyük Sargon değil de. Şuna bakacaktım. Taht talibi olmuş. Okey. Umarım o kumpas başarıya ulaşmadan önce şey yapmaz. İç savaş başlamaz. İç savaşı bayağı bir erteleyebilirim o kumpas başarılı olursa. Taş başka yerde işlemeye yarayacaktır. Mesela şu odunu bir 350 ne abi ama ya. Gerçekten yani birazcık fazla. Tamam. O, evet fazla olduğuna karar verdim şu an itibariyle. Bir saniye. Sadece bunun var. Zehirleyici. Karada hareket. -10. Ekumar ve ölümcülüğü %5. Korumalar. Bunu şeye takayım ya. Ninurta'ya takayım. Daha güzel bir şey yoksa onda. Diplomatik ilişkiler. Yani bunu diğeri de taksa olur. Hiç fark etmez kimde olduğunu. Mezopotamyalı eş. Güzel. İnşaatlara baktık. Diplomasiye bakmadım. Bir bakayım. İnteresan bir şey yokmuş gibi. Okey. Yine bir savaş yaşam bilmem ne olmadı çok şükür. Şu an ne durumdalar bilmiyorum ama umarım ordusu oradadır. Ama o ordunun orada olup olmadığını bir sonraki bölümde görelim. Bu bölümü burada sonlandırmanın vakti geldi. İzlediğiniz için teşekkür edeyim. Mümkünse bir beğeninizi rica edeyim. Sonraki bölümde görüşmek üzere.